1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 176. Semih Ofsetsek yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Semih Ofsetsek yayınları sayfa 176 göçlerle birlikte Araplar ile Yahudiler arasında çatışmalar başladı. Görsel 5.18. Bölgede kontrolünü yitirmeye başlayan İngiltere, konuyu Birleşmiş Milletler'e götürdü. Birleşmiş Milletler Filistin'de iki ayrı devlet kurulması ve üç dinin kutsal saydığı Kudüs'ün Birleşmiş Milletler denetimine bırakılması kararı aldı. Kararın ardından İngiltere Nisan 1948'den itibaren Filistin'deki birliklerini geri çekmeye başladı. 14 Mayıs 1948'de Yahudiler İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. İsrail Devleti'nin kurulmasıyla günümüze kadar devam eden Filistin sorunu başladı. Filistin'in günümüzdeki durumuyla ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız. Cevap: Filistin, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle karmaşık bir durumda. İsrail'in yerleşim birimleri, toprak talepleri ve bağımsızlık çabaları hala çözülememiş durumda. Etkinlik aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız. İngiltere, Filistin'deki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için 1939 yılında Filistin'e yapılacak Yahudi göçlerini çok sınırladı. Fakat bu sefer Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Yahudiler Filistin'e kaçak olarak girmeye başladılar. Bu kaçak göçleri Haganah adlı gizli bir teşkilat organize ediyordu. Filistin'deki İngiliz kuvvetleri bu kaçak göçleri önlemeye çalışınca İngiliz askerleriyle Yahudiler arasında silahlı çatışmalar çıktı. Bu çatışmalarda Irgun adlı Yahudi teşkilatı aktif bir rol oynamaktaydı. 2. Dünya Savaşı bittiğinde Filistin'in durumu buydu. İngiltere bir süre uğraştıktan sonra Filistin'den yakasını kurtarmaya karar verdi ve 1947'de meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürdü. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'e müracaatı üzerine Mısır, Irak, Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan'da Birleşmiş Milletler'e başvurarak genel kurul gündemine Filistin'in bağımsızlığının ilanı maddesinin konulmasını istemiştir. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, S. 588. düzenlenmiştir. 1. İngiltere neden Filistin'den ayrılmak istemiştir? Cevap: İngiltere, Filistin'deki durumun karmaşıklığını ve İngiliz kuvvetlerinin Filistin'de karşılaştığı zorlukları göz önünde bulundurarak Filistin'den ayrılma kararı almıştır. Ayrıca Yahudi göçlerine karşı direniş ve çatışmaların artması da bu kararı etkilemiştir. 2. Yahudiler İsrail Devleti'nin kurulması için neler yapmıştır? Cevap: Yahudiler, İsrail Devleti'nin kurulması için Filistin'e kaçak göçler düzenlemişler ve bu göçleri organize eden gizli teşkilatlar kurmuşlardır. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizlere karşı direniş gösteren ve bağımsızlık için çaba sarf eden Yahudi örgütleri, İsrail'in kuruluş sürecine katkı sağlamıştır. 1. 2. Sınıf Semih Ofsetsek yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 176 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.